diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik, geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz bir tanesi daha var bu böyle. Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın, anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu. Sina Arasaktan kimdir ve nereli? Sina Arasaktan nereli ve kimdir sorusu, koronavirüs dolayısıyla son günlerde çok fazla ekranlarda yer alan uzman hekim hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Amerika'da koronavirüs mücadelesi ile ilgili çok önemli bilgiler veren Sina Arasaktan nereli ve kim olduğu ile merak edildi. Peki Sina Arasaktan kimdir ve nereli? İşte o isim hakkında detaylı bilgiler. Sina Arasaktan, İzmir'de yaşamını sürdürürken 2001 yılında eğitimini tamamlamasının ardından ABD'ye uzmanlık eğitimini sürdürmek için gitmiştir. Sina Arasaktan, 1995-2001 yılları arasında İzmir Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 2004 yılında İzmir'de bulunan Fresenius Grup Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 3 yıl boyunca burada çalışan Akten, 2007 yılında Philadelphia'da bulunan ECFMG isimli eğitim kurumuna tıp eğitimini geliştirmek üzere dahil olmuştur. ABD yolculuğu başlayan Sina Arasaktan, 2010 yılında Brooklyn'de bulunan Sunnydale State Tıp Merkezi'nde dahiliye bölümündeki uzmanlığını sürdürebilmek için doktor olarak görev almıştır. 2013 yılında Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde nefroloji bölümünde kariyerini sürdüren Sina Arasaktan, 2015 yılında ise New York'taki Nice Health Hospitals isimli sağlık merkezinde nefroloji doktoru olarak hizmet vermiştir. 2018 yılında Sunnydale State Tıp Merkezi'nde profesör asistanı olarak görev alan Akten, klinik araştırmalara katılmıştır. Şu an Nice Health Hospitals Hastanesi'nde uzman direktör olarak görev alan Sina Arasaktan, Harvard Üniversitesi'nde ise tıp ve medya bölümünde eğitimini sürdürmektedir. Diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik, geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz bir tanesi daha var bu böyle. Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın, anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu. Evet sevgili dostlar, bahsetmiştik Sina Arasaktan, değerli nefrolojist, doktor ve aynı zamanda filmografi alanında da çalışmış değerli bir isim. Siz o kendisini ulusal ekranlardan, kanallardan tanıyorsunuz ama bizi kırmadı ve davetimizi kırmadı. Bu anlamda bize sorularımızı cevaplandırma adına hem kendisi New York'tan katılıyor hem oradaki salgın, pandemi havası, oranın topluma yansımış hali. Çünkü kendisinin aynı zamanda Türkiye'de bir haber yayınlanmıştı kendisiyle ilgili. Sahadaki doktorların isimleri arasında sayılır. Türk doktorların ismi arasında ismi geçti. Başından beri sahaya vakıf Amerika'da. Tabii hem oradaki durumu, hem işin küresel boyutunu, hem bizimle ilişkili tarafını kendisinden öğreneceğiz ve yine elimde sorularınız var, bana gelen sorular var. Hocama soruları da aktaracağım ama ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Hocam, tıp ve medya alanında çalıştınız ve sürekli bilimin dilini, tıbbın dilini basit, yani daha doğrusu anlaşılır kılmanın peşinde olduğunuzu ifade ettiniz hem özel görüşmemizde hem farklı mecralarda. Bunun önemi nedir? Bunun toplum adına kazanımı nedir? Toplumlar adına kazanımı nedir? Kısaca buradan başlayalım. Daha sonra sözü New York'tan Türkiye'ye doğru getirmeye çalışalım.
Evet, çok teşekkür ederim Onur Bey. Özellikle beni de davet ettiğiniz ve böyle güzel bir programa vesile olduğunuz için. Sorduğunuz soru öncelikle herkese geçmiş olsun diyerek başlamam lazım. Mart'tan beri dünyayı etkisi altına alan bu maalesef pandemik, yani çok büyük ölçekli salgın birçok cana mal oluyor ve birçok aileye de ateş düşürüyor ocağına. Bu sebeple herkesin özellikle daha çok zarar görmüş, ölüm vermiş ailelerin de başları sağ olsun diliyorum. Ve diğer hasta olarak hastanelerde ve evlerde hizmet alan hastalarımıza da geçmiş olsun demek isterim. Evet, bu bahsettiğiniz soru aslında biz anlatımsal tıp ya da buranın diliyle narrative medicine, yani konuşulabilen anlatımsal tıp 1980 itibariyle gündeme Amerika'da, özellikle Orta Amerika'da vahşileşen ve kötüleşen alkollü sürücüler sebebiyle ölen hastalar ya da işte cinayetler adı altında gündeme geldi. Çünkü o dönem yaklaşık 20 bine yakın yılda Amerika'da sadece alkollü araçlı ölümler görülüyordu. Ve dediler ki ya biz bunun önüne nasıl geçebiliriz hükümet olarak? Buna nasıl bir kampanya üretmeliyiz? İşte bu dönemde alkolün etkisinin topluma ve mal olan hani sıkıntısına denk ve çok etkili kampanyaları nasıl üretebiliriz derdi vuku oldu. Tabii ki bu her zaman bir noktada bir departmanın oluşumunun ilk sürecidir. O zamana kadar alkol evet sağlığa zararlıdır tabanında gelişip hiçbir şekilde etkisi olmuyordu, topluma inemiyordu. Ve daha sonradan Jay Winston adındaki bir Harvard'daki bir hocamızın, aslında benim de daha sonradan içerisinde yer aldığım bir programdaki öğretim görevlilerinden biridir. Desteğiyle bütün bu alkolün etkisinin bir kişiye nasıl yüklenildiği ve o kişinin aslında herhangi bir olay, hani partiden şuradan buradan çıkıp bir toplumsal bir baskıyla o aracı kullanıp maalesef daha sonradan genç ya da yaşlı, daha farklı genç ya da yaşlı gruba zarar verdiğini fark ettiler yaptıkları araştırmada. Ve dediler ki biz bu alkol dilini şöyle yapalım. Parti içerisinde bir tane insan içmesin ya da neyse o toplantıda, o kişiyi o gecenin bizi sürücüsü olarak ilan ettirelim ve böyle de başlatalım. Böyle bir kampanya başlatalım. Eğlenin. Fakat içinizden biri alkol almasın ve o kişi herkesi evine bıraksın. Ve bu kampanya öyle bir hale geldi ki 1990'lara kadar dizilerin arkasında, filmlerin içerisinde, reklam aralarında ve benzeri bölgelerde halkın anlayabileceği alkol zararlı gösterecek kampanyalara dönüştürüldü. Ve size bahsettiğim 80'lerdeki 20 bin ölüm rakamı yaklaşık 100'ün altına çekildi 1997'den itibaren. Ve ben o zaman işte bu toplantılarda ve kendi içimde zaten yazıyor olmamın, bilimsel olarak ben kendim böbrek bilimciyim, bir böbreğin fonksiyonlarının ya da işlevlerinin bir topluma nasıl anlatılabilmesi ve de anlatıldıktan sonra herhangi bir şey, su içmenin önemi bile, hani her gün su için, bol bol su için, neden su için yönüne gel, yani o soruya sorduğumuzda hiçbir şekilde yanıt alamamamdan, burada bile yanıt alamamamdan kaynaklı bir dönem, yani bu işi nasıl yapabiliriz? Bu toplumun bunu anlayabileceği dili nasıl çekebiliriz gibi bir derdim oldu benim yaklaşık 10 yıldır. Ve bu 10 yıl içerisinde gerek bu çeşit kampanyalar içerisinde yer alarak, gerek de bunu kendi kullandığım bilimsel dili, kendi mesleğimde bir halkın anlayabileceği ya da karşımdaki insanın anlayabileceği halk diye ayırmamak lazım. İşte bir toplumdaki başka bir birey, yani herhangi bir bilgisi olmayan bir konuda, bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan biri nasıl anlayabileceğini üzerine düşünerek bu çalışmalara soyunduk. Ve ne oluyor? Size söylediğiniz çok güzel bir soru var. Topluma yanıtı ne oluyor? İşte size en net söylediğim, alkollü araç kullanımıyla ölümlerin önüne geçiliyor. Halk anladığı zaman neden alkollü araç kullanımı yanlıştır? Sizin çocuğunuz yolda geçerken herhangi bir alkollü adam tarafından ezilmiyor.
çok net bir şekilde size direkt etkisi oluyor. Aynı şekilde bu anlatımsal tıbbın bir noktada sanatla da iletişimi var. Çünkü kullandığınız dilin keskinliği ancak ve ancak hani bir noktada görselleştirebildiğiniz ölçüde işe yarar. Yani korona çok özür dilerim. Korona görülmeyen bir virüstür. Nasıl savaşılır? Bilinmeyen ve görülmeyen bir şeyle tedbir alarak savaşılır. Evet. O yüzden maalesef salgının ilk zamanlarında kişilere idrak edilmeyen, ettirilmeyen ya da kendi kendine edilemedikleri dönemlerde anlaşılamayan şeyleri nasıl ifade edeceğimizi bilemeyince de kişiler yok sayar. Yani toplum bilemediği, göremediği her şeyi yok saymakla psikolojisini iyileştirmek durumundadır. O yüzden de maalesef bizim ülkemizde de şeyden sonra bu Haziran'a yakın biraz yok sayılmaya başlandı. Ve o dönemde zaten işte tatilin gelmesi 2 ay kadar insanların evlerde tutulmaya çalışılması diyelim ve akabinde de insanların psikolojisinin hani biz çok yorulduk bu durumda tatile ihtiyacımız var galiba ile hani agreve edilmesi ve hakikaten de o dönem çok dikkat edin eğer basından çekerseniz bu şeyi yükü veya da hani sorumluluğu yine insanlar unutuyor. Yaklaşık Haziran, Temmuz, Ağustos başka gündemler daha fazla öne çıktı ve hani korona biraz daha arkaya kaldı. Ve ne oldu? İşte Temmuz'un sonu, Ağustos'ta başlayan ve ufak ufak da şimdi uç gösteren ve maalesef korkutucu boyuta tahmin ediyorum gidecek bir döneme girdi. Çünkü vakaların sayısı ve etrafa yayılımı bu dönemde gerek dikkatsizlikler, gerek tedbirsizlikler, gerek de alınan tedbirlerin biraz gevşetilerek uygulamasıyla da şu an maalesef can kayıpları her geçen gün artıyor. Artıyor. Yani şunu anlıyoruz. Bir şeyin uygulamasında onun semantik tarafı, yani anlamsal tarafı her zaman önemlidir. Anlamadığınız bir şeyle, anlamadığınız bir düşmanla mücadele edemezsiniz her şeyden önce. Evet, aynen öyle. Yani o zaman şimdi tabii şuraya da bir parantez açmak istiyorum ben. Her ne kadar biyografide bahsedilmiş olsa da bu çok önemli. Sadece siz bunları çeşitli programlarda, platformlarda dile getirmiyorsunuz. Aynı zamanda bir Türk doktorun Korona Gönüllüğü isminde bir kitabınız var. Bundan da anti parantez bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda yazarsınız. İlgililerin takip etmesi için de buradan duyurmuş olalım. Konularla alakalı kaleminizi de kullanıyorsunuz. Sadece pratik tecrübeyi veya sözlü anlatımı değil, kaleminizi de kullanıyorsunuz. Bu önemli. Tabii şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. O haberden alıp başlamak istiyorum. Türk doktorlar Amerika'da da sahada. Sahada, yani bu işin başından bu yana. Amerika'da, toplumda geldiğimiz noktaya kadar olan süreci bize özetler misiniz? Ne gibi tecrübeler edindiniz? Toplum ne gibi tecrübeler edindi? Ve şu anda toplumun ve uygulamaların geldiği nokta nedir? Evet. Ben New York'ta görevliyim. Yaklaşık 10 yıldır burada böbrek uzmanlığı yapıyorum. Mart'ın 10'u 15 itibariyle bu bize hükümet, yani lokal hükümetler, lokal yöneticiler tarafından iletildi. Dendi ki evet, bu Çin Wuhan'dan başlayan, Avrupa'nın belli ülkelerine sirayet eden virüs birkaç case ile, yani o vaka ile New Jersey, yani üst New York'tan sularımıza yaklaşıyor, hazırlanın. Fakat dediğim gibi bu hazırlıkların içerisinde bizde lokal salgın hazırlıkları zaten protokollerle belirtilmiştir. Yani gelen hasta yükününe göre insanların ayrılması, ateşlerinin ölçülmesi, ateş merkezlerinin bir önceki ülkede yapılanlara benzer bir şekilde şekillendirilmesine başladık Mart itibariyle. Fakat Mart'ın 18'inden daha sonra, hemen o gün akabinde bile başlayan bir case'in 5 case, bir vakanın 5 vaka, 5 vakanın bir hafta içerisinde neredeyse New York civarı, New York şehri ve civarında 90 vakaya erişmesine tanık olduğumuz anda anladığımız tek şey, bizim bu virüsün her hafta itibariyle 3 katı miktarda vaka yaratan
ve çok hızla yayılan bir vaka, bir durum olduğuydu. Çünkü bir hastanenin kapasitesi bellidir. Yoğun bakım ünitesi 500 yataklı hastanelerin ortalama 40'tır maksimum yatak sayısı. Ve hani 40 solunum cihazı vardır. Hadi 10 tane de depolarındadır. 50 solunum cihazı vardır ki bu çapta bir salgın her 100 hastanın 15'inin ağır olmaya meyilli olduğu ve yaklaşık 5'inin kesinlikle yoğun bakım istendiği bir durum. Ve düşünürseniz bir toplum eğer zaten 1000 kişisi enfekte ise yaklaşık 150 kişisi otomatik olarak sizin yoğun bakıma ihtiyaç duyacağı bir duruma evet. söz konusuydu. Ve bu bahsettiğim rakamlar daha Mart'ın ilk iki haftasında var olan rakamlardı. Ve biz yüklenen bu hasta hani yoğunluğunun yaklaşık Mart'ın sonuna kadar bu ölçüde olabileceğine tezahür edemedik. Çünkü o dönemde zaten yansıyan hem basına yansıyan hem de bizim özellikle benim iletmek istediğim Türk toplumuna, Türkiye'ye, bize ait hani ülkemize durum çok ciddi. Durum anlatılan ya da gözlenenden daha da ciddi. Çünkü bakın hani en güzel Amerika Birleşik Devletleri işte son bütün kaynakların neredeyse sonsuz açılabileceği miktarlarda para yatırımı rezervi olan bir ülke bile yaklaşık iki hafta içerisinde New York'ta çöktü. Bunu görelim ve bir an önce biz de aynı duruma düşmeyelim ile korkusuyla yapılan bir haber silsilesine başlattım ben. Çünkü bu dönemde özellikle maske tüketimi ve işte hani nasıl korunaklı bir şekilde bir ağır hastaya gitmeliyiz protokolleri yani durumları hep değişiyordu. Birinci hafta dediler ki önce işte üstünüze giyin, N95 maskenizi takın, gözlük yoktu daha o zamanlar. Girin hasta görün. Yaklaşık 1,5 hafta sonra yok bir de üzerinize şey takacaksınız, yüz maskesi takacaksınız. Bir de saçlarınızı boneyle kapatsanız iyi olur dendi ikinci hafta. Yani biz normal bir maske, cerrahi maskeden bir 3 gün içerisinde N95 maskesine terfi ettik. Ondan sonra göz ve her tarafımız kapatılması gerektiğine terfi ettik. Ve bu süre içerisinde de insanlar yığılmaya devam ediyordu. Ve siz bunu her zaman her hastayı gördüğünüzde yapacağınız için değiştireceksiniz o üzerinizdekileri. Başkalarına da gireceksiniz değişik odalara. Ve kesinlikle yetersiz bir malzemeyle karşı karşıya kaldık. Ve bizim hasta özellikle sağlık çalışanının en şikayet ettiği ve bu sebeple de zaten dünya basınına yansıyan birçok haberimiz oldu. Hemşirelerimiz enfekte oldu. Onlar bizden de ön planda ve daha fazla oranda saatler içerisinde o hastayla yakın ilgilenmek zorunda kaldıkları için kesinlikle koruyuculukları olması gereken bir grup. Biz de öyle yani. Bütün aslında o hastayla maruz kalan herkesin olması gereken gruptu ve ilk hastanelerde hemşire ve yoğun bakımda çalışan doktor ve doktor benzeri bizde özellikle doktor yardımcıları vardır. Ölümler gözlenmeye başladı ve zaten işte bu dönem Mart'ın sonuydu ve topluma bakarsak New York Mart'ın yaklaşık 18 itibariyle kapatıldı. Yani lockdown dedikleri yani hani 1,5-2 hafta bir itişmeyle kapatıldı. Hani ne zaman kapatılsın, şimdi mi kapatılsın? Okullara veliler Mart'ın ortasına itibariyle, daha doğrusu Mart'ın 10'u itibariyle çocuklarını yollamamaya, korktukları için yollamamaya başlayınca yine 3 aşağı 5 yukarı kapatılmaya denk gelen dönemlerde de okullar kapatıldı. Yalnız daha sonra yapılan araştırmalara bakıyoruz ki eğer 1,5 hafta kapatırsanız, işte biz Nisan sonunda bir araştırma gördük Kolombiya'dan, 50 bine yakın daha az vakanız olacaktı ki bu hani yaklaşık bir 10 bine yakın ölümlerde bir düşüklüğe sebep olacaktı. Yani geç kapatılma kararı maalesef vakaların artmasına ve ölümlü sonuçların alınmasına sebep oldu New York'ta. Bunu daha sonra tabii hep geriye dönüp bakmak zorunda kalıyorsunuz böyle durumlarda. Biliyorsunuz ki işte başkanın ve New York'un valisinin arasındaki o gerginlik Cuomo ile Blasio'nun bir araya gelmesi. Yani belediye başkanı ve valinin artık ortak karar alması ve gerçekten New York sağlığına ilişkin ekonomik zararı olacak ise de alması gereken kararların artık hani merkezi hükümette durdurulmamasına şart olduğu, Nisan'ın başı itibariyle ölümlerin
yaklaşık bir 8-9 bine kadar çıktığı, yani 10 bine yaklaşıyorduk, 10 bine New York'taki ölümlerin. Ve evet, bu dönemde artık hani bir ortak kararlaştırma, artık hani hiç kimsede bir çatlak ses olmama Nisan'ın başını buldu. Yani yaklaşık 20 gün itibariyle, 20 gün sonunda biz ölümlerin artık son sürat hızla gittiği, flux denen, yani yığılmanın, eğrinin çok tepe yaptığı bir döneme yaklaştık. Ve Nisan'ın 19'undan sonra, 20'sinden sonra yine dediğim gibi işte Mart'ın ortası itibariyle New York halkı kapatıldı, içeri girdi. Görevliler, yani sadece bizim gibi postane görevlileri gibi hala hazırda, yani görülmesi gereken görevleri yapacak kişiler haricinde çoğu kişinin evde kalması zorunlu hale getirildiği an ve buna da sabitlendiği an, Nisan ortasından sonra da gözlenen bir iyileştirmeye sebebiyet verdi bu durum. Ve toplumda ne oldu? Nisan'ın ortasına kadar bu süre içerisinde sağlık bildirimleri ortak kararlarla ve CDC denen, hani daha önce merkezli enfeksiyon kontrolü ile sosyal sınırın korunması, ki çoğu evdeydi, çocukların ortalarda olmaması, ki onlar da online sisteme geçtiler, yani çevrim içi eğitimle gittiler ve gerçekten çok fedakar bir New York halkı görüyorduk biz. Çünkü biz Cansiperhane hastanelerde artık bütün görevlerimizi, title'larımızı, titirlerimizi bırakıp hastayı acilden alıp efendim yoğun bakıma kadar sürerli bir tedavisine bakarken, onlar da işte sağ olsun hem evde kaldılar ve o dönemde de hiç unutmuyoruz biz, çok teşekkür ediyoruz zaten. Ulusal muhafızlar ihtiyacımız var idi ve ilk defa federaller, dediğim gibi hiçbir kavga ve dövüş olmadan hızla ana limana büyük savaş gemilerini yaklaştırdılar ve New York merkezi hastanelerinin artmış, taşmış hasta, yani bakılabilir hastalık gruplarını da aldılar. Ve böylelikle de hastaneler biraz daha rahatladı takipte ve tedavide. Ve Nisan'ın sonu itibariyle, Mayıs'ın başı itibariyle eğri tekrardan aşağıya indiği anda çok keyifsiz bir dönem yaşadık. Çünkü Mayıs'ın başına gelden ve özellikle de Amerika'nın güney kısmında her zaman var olan George Floyd adlı bir zenci kişinin polis tarafından maalesef öldürülmesi, yanlışlıkla demeyeceğim artık, hani bilinçsizlik de diyeceğim. Çünkü bilinçsiz bir davranışı vardı polisin ve evet, çok şiddeti çok yükseltir. Amerikan polisi her zaman şiddeti yapar. Bu hani şiddeti şöyle yapar, çünkü onların polis protokollerinde kesinlikle şey yok, dur emri diye bir emirleri var. Eğer durmuyorsanız çok hızla size maalesef hızlı bir güç gösteriyorlar. Hiçbir şeyleri yok, hiçbir engelleri yok bunu yapmaya ve bu sebeple de zaten başımıza George Floyd vakası geldi. Ve bu aslında o ana kadar salgında sosyoekonomik olarak vurulan halkın bir de ırk gözetilerek öldürülmesiyle çakışınca maalesef toplum infiale geldi. Maalesef oluşan George Floyd durumu, yani zenci bir kişinin polis tarafıyla maalesef öldürülmesiyle şu an o ana kadar zaten salgın ile evde kalmış, yorulmuş, ekonomisi bölmüş ve sosyoekonomik düşük çapta insanların daha fazla ölümünü duyduğu bu toplum, herhalde üzerine de bir de böyle siyahi bir adamın öldürülmesiyle birlikte o yeni durum, yani değişim istediler. Yani ne dediler? Sosyal adaletsizlik diz boyu ve biz bu adaletsizliği istemiyoruz. Ve bunlar da hani siyahi hayat da önemlidir sloganıyla başlattıkları bu durum pek işimize yaramadı. Biz doktor olarak tabii ki bu, ben şeyin sosyal patlamaların değişim için gerekli olduğunu düşünen bir grubum. Ama işte tabii salgın döneminde o sosyal patlamalar bizim tek böyle doktor olarak ya da bilimsel olarak var, vaka sayısının artışıdır.
ve insanlar bir araya protestolar ile geldiler. Maske tabii, sosyal sınırlar falan hak getire ve bu durumda yine aynı bölgelerde maalesef artan vakalar oldu. Toplumda işte böyle bir dinamik yaşandı. Bireyde kişiler izole oldu. Hayatları değişti çünkü kimi işini kaybetti, kimi anne babasını kaybetti, kimi durumdan sadece psikolojik olarak bile zarar alıp çıktı. Toplum işte dediğimiz gibi işte yine aynı şekilde ekonomisi zaten çöktü ve daha önceden sağlık eğitimi ve sağlık sisteminden servis almamış kişilerin ölümünü de absorbe etmek, yani sindirmek zorunda kalırken bir de üzerine yüzyıllardır burada, iki tam yüzyıldır konuşula gelen ırkçılığın da artık hani biraz baş vermesiyle çığırından çıktı. Bir Mayıs'ın sonuna kadar biz Amerika'nın herhalde batacağına ilişkin sürekli kötü haberleri basına görmekten şaşırıyorduk. Çünkü çok ilginç bir durum. Genelde ben bu ülkede yaşarken ki bu ülkeye gelme hani ana sebeplerimden biri araştırmaların objektif yapılması ve hiçbir baskı altında yalan yanlış sonuç şeffaflık ilkesiyle devam etmesiydi. Fakat toplumda olan bu kargaşa, salgının zaten kritik ve gerçekten yoğunluğu, bir de üzerine üstlük o iki büyük durumla baş edemeyen, birazcık beceriksiz yorumlarla devam eden bir hükümet. Yani bir de onun üzerine onu eklediğiniz zaman işin içinden çıkılmaz bir kepazelik diyoruz biz kendi aramızda, Türkçe bilemiyorum ama bir kepazelik de Mayıs'ın sonuyla işte Haziran'ın ortasına kadar yaşadık. Çünkü biliyorsunuz burada bir Kasım'da seçim var ve Trump hükümeti tekrardan seçilmek istiyor doğal olarak. Ve 4 yıla yakın yine de hani dikkatlice değerlendirmek isterim. Çok zorlu dönemleri bu hükümet göğüslemek zorunda. Bir önceki ekonomik resesyon dedikleri oradan çıkıyorlardı. İşte Çin'le karşı karşıya ve Çin'le gerçekten bir soğuk savaşı yüklendikleri bir dönemdi. Bir de salgın üzerine eklenip ekonomik çöküşe de geçtikleri bir dönem. Tahmin ediyorum böyle hükümetlerin çok da isteyeceği durumlar içerisinden geçmiyorlar. Bu perspektifi de oturtarak bakmak lazım hükümete. Hükümet istiyor ki ekonomik olarak artık bir atılım yapalım. Çünkü zaten çöktük. Yani çoğu büyük New York yaklaşık 80 bin restoranını kaybederek 13 bin işte burası tabii ki şeydir, yani real estate ve hani yeme içme eğlence turizm merkezidir New York. New York yaklaşık 1.8 milyar dolar kaybetti ki hiç, yani en çok böyle hani para makinesi denen dedikleri en büyük şehri bile göçüyor. Yani düşünürsek Türkiye, hani böyle İstanbul'un hiçbir para jeneral eden, para makinesi olan bir şehrin olmadığını düşünün ve bu bütün her yere sirayet eden ekonomik zorluklar yaratacak. Bunu istemedi hükümet. Bir an önce işte o zaman işte bir an önceler başlayınca bilim kurullarıyla kavgalar başladı. İşte Mayıs'ın sonu itibariyle Dr. Fauci, Deborah Derricks, bu CDC'nin başkanı ile kesinlikle buna bir çözüm bulun. Şeyleri başladı. Buna çözüm bulun. İşte deterjan kullanın ya. İşte gerekirse deterjan kullanın. Böyle bir deterjan yapamaz mısınız? Yani adam her zaman söylüyor. Bizim başkanımızın ağzı aslında söylemesiyle kalbi arasında bir fark var. Yani o demek istediği şey, yani bir şey bulun. Çözüm bulun. Bilim adamları kalkın. Ama tabii bunu bulduğunuz konular itibariyle biraz sarsak yaparsanız böyle bir basına, yani özellikle Amerikan basını bunları affetmiyor. Tabii bir şey konusu, madara konusu oluyorsunuz. İşte sizi alıyor böyle çok başka bölgelere sürüklüyor. Hani almak istediği mesajı almayan bir basın da vardır karşı tarafta. Çok dikkat etmek lazım. Hani zaten onu zaten sevmeyen ve her açığını yakalamak isteyen, o da her açığı verdi o dönem. Ve bilimsel olarak da maske takmadı. En bizim üzüldüğümüz konu kendisinin haklı olduğunu ve maskeyi takmayacağına ve bütün ekibi de takmayarak devam etti. İşte bu artık hani Haziran ortasında toplumda şu göre şey yaptı. Biz ve siz.
Trump ve Trump hükümetinin sempatizanları maske takmamaya başlayınca işte özellikle Ohio, işte alt kesim bu central, merkezi Amerika'da patır patır vakalar artmaya başladı. Arizona, Texas ve bu gruptaki ya özellikle bu eyaletlerdeki valiler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü ölümler fazlalaştı ve hani onlar maske takmaya başladı. Yani Trump'ın sempatizanı ya da Trump support, yani destekçileri bile yavaş yavaş Haziran'ın sonu itibariyle maskelerini takar, bilim kurullarına dinler olmaya başladılar ve evet. hükümet şeyde özellikle Temmuz başı itibariyle yapıp ettiği konusunda artık biraz sakinleşip bilim kurullarına bir duymak zorunda kaldığını bilinçli bir şekilde algıladı ve biz hiçbir kavga dövüşü özellikle görmedik Temmuz ayı itibariyle. Çünkü biliyoruz Temmuz'da başlatılacak olan kampanyalardan biri de seçim kampanyaları. Eğer sıkı bir şekilde kontrol edebilirlerse yani vakaları düzenleyebilirlerse hani en azından fazlarımız dediğimiz o 5 fazı her eyalette hızla açabileceklerini fark ettiler. O yüzden hani kavgalar biraz azaldı. Bir an önce kontrol edin. Bir an önce kontrolü sağlayın noktasına gelindi. Ve işte bu noktada belki bazen Dr. Fauci'nin söylemlerini alta almak. Hani ona biraz böyle sever bizim Trump'ımız tweet etmeyi pıtı pıtı. İşte böyle tweetlerle evet. Ona biraz böyle bel altı vurmak gibi şeyler yaptı ama inanın toplumda hiçbir şey değişmedi. Herkes yine maskesini takmaya ve sosyal sınırlarını korumaya başladı. Çünkü şunu öğrendiler. Aşıyı ne kadar siyasi bir oyuncak haline getirseniz de aşılama sistemleri çocuklarınıza güvenli olmayan aşıyı vermek istemezsiniz anne baba olarak. Dünyanın en iyi siyasetinizi de yapsanız o aşının güvenli çıkmasını istersiniz. Ağustos ayı itibariyle yapılan halk analizlerinde insanlar aşıların güvenli olması gerektiği ister Kasım'a ister efendim öbür Kasım'a ama kesinlikle aşılar eğer güvenli sınırlarından geçmeyecekse yapmayacaklarını, kullanmayacaklarını, kendi aile fertlerine de kullanmayacaklarını %70'e yakın pozitiflediklerinde anlaşılan o ki biz artık hani aşıyı bile siyasi bir oyuncak haline getiremeyeceği. Yani bunu anladılar. Ağustos ayı itibariyle zaten şimdi vazgeçildi. Evet vazgeçildi. Üzerine çok fazla hani kampanya 4-5 tane biliyorsunuz firma var burada özellikle harıl harıl çalışan ve yaklaşık 1.6 ile 1.8 milyar dolar kadar para yatırılan ve birincisi Moderna'dan örneğin 100 milyonluk bir aşı miktarı 100 milyon dozluk bir aşı diğer CanSino'dan da 500 milyonluk dozda bir aşı anlaşmaları var Amerikan hükümetinin. Ona rağmen yine de yani bir baskıyla hızlandırmıyorlar hiçbir fazı aşılanmada. Çünkü dediğim gibi etkisiz ve tehlikeli aşıyı çıkarmak daha büyük bir ekonomik bozukluğa yol açacak. Bunu fark ettiği için ekip birazcık daha hani bunu böyle bir siyasi bir amaç olarak kullanmıyor. Eskiden diyorlardı Kasım sonuna kadar öncesinde bir aşımızı hazırlayacağız, bu işten gideceğiz. Bu durum artık söylemlere hiç yansımıyor bile. Sinan Hanım şimdi bir de şuraya getirmek istiyorum meseleyi. Bu çok tartışıldı sizin bu söyleminiz. Tabii gündem yaratacak ifadeler açıkçası. Bunu ben arkadaşlara da rica edeceğim. Bunu bu programın manşeti olarak girsinler. 2 sene değil diyorsunuz. 3 sene değil. 4 sene, 5 seneye hazırlıklı olun. Yani bunu tabii evrensel bazda söylüyorsunuz. Tek bir ülke veya lokal olarak değil. Hı hı. Evrensel bazda söylüyorsunuz. Bunu yani 2 sene, 3 sene veya 5 seneye hazır olmak. Bunu hangi bağlamda alalım? Yani hı hı. Ekonomik mi? İşte pandemiye karşı bu tedbirler hı hı. bağlamında mı? Hı hı. Toplumsal dalgalanmalar bağlamında mı? Bunu da kısaca özetleyelim. Tabii. Sonra gelen sorulara bakacağız. Evet şöyle ki şimdi 1918'deki grip, İspanyol gribine baktığınız zaman özel 2 pikte oluşmuş değil mi? Öncesinde belli bir grubu sonra akabindeki devam eden kışta özellikle diğer grip ile
üst üste çakılıp tekrardan yüksek ve daha büyük bir ölümlere yol açarak ve hatta o süreç yaklaşık bir 2 sene daha sürüp toplam bir 5 senede yeryüzünde her yere yayılıp işin açıkçası ve enfeksiyon olarak bağışıklığı kazanıp ve öldürebileceği her kişiyi öldürüp öldüremeyecek kişileri de bağışık hale getirerek bu virüs ülkenin yani dünyanın topraklarında yer edindi ve yer buldu ve işte hala daha şu an biz flu ya da işte grip aşısı olarak hani belli bir grup kişiyi yine kaybediyoruz. Hiçbir unutmayalım bakın hep grip aşısında bile gripte bile şu an bütün dünyada 30 ila 40 bine yakın daha bile fazla yıl yani bir yıl içerisinde ölüm olur. Pneumoni zatüre adı altında yazılır ve grip tetiklemiştir. Grip virüsüyle tetiklenmiş ve sonucu ölümlü olan vakalar var. Yani daha gripin insan öldürmediği bir dönemi yaşamıyoruz. O dönemden bu döneme minik minik insanları dünyadaki diğer yaygın ülkelerde ölümleriyle geçiriştiriyoruz. Ama tabii bu kadar masif yani büyük kütlesel ölümlere ya küresel ölümlere yol açmıyor. Fakat yol açtı. Yani bu yine aynı bir önceki yine virüs yine baktığınızda 1500'lerde yine aynı dönemi yaşadı. Şimdi o dönem 1900'ler dönemi işte virolojinin olmadığı işte aşılanmanın daha hızlı geliştirilemediği ve maalesef doğallıkla giden bir dönemdi. Fakat unutmayalım ki 1910'larda insanlar bu kadar iletişimde değildi. Uçaklar bu kadar dünyada ticari merkezler gelişmemişti. Olan bölüm lokal kalabiliyordu. Öldürdüğü bölüm lokal kaldıktan sonra diğeri yani yayılma şansı çok daha azdı. Ve o dönem 1900'lerde savaş olduğu için zaten vakalar hızlıca yayıldı. Ama olmasaydı muhtemelen yerleşik düzende daha az ölümlere sebebiyet verecekti. Şimdi bu virüse baktığımızda, bu döneme baktığımızda bir kere bir hızla yayılıyor. Yayılım hızı, yani transmission rate denen hızı bir virüs diğer virüse göre, yani bir flu virüsüne göre önceleri bilinen bilimsel araştırmaları dışta attı. Daha hızla yayılıyor. Özellikle daha hızla yayılıyor. 1'e 4 oranında, 1'e 5 oranında. Bir kişi alınca evde yaklaşık yani 4 kişi hemen akabindeki gün 8 kişi hızla yayılabiliyor. Bu bir. İkincisi kişilerin artık iş düzenleri ve hayat düzenleri daha fazla hareketlilik ve mobilite kazandı. Yani biz bir yerde işte işimize gidip esnaf gibi evimize gelmiyoruz. O kişi işte tatile gidiyor. Daha fazla bir hareketliliği var bir bireyin bu yüzyılda. Bu çok kötü bir aslında pozitif gibi ama faktör olarak daha kötü. Üçüncüsü de aşılama sistemlerinin bireysel olarak yanıtının dışında ülkesel bazda toplumun hangi kesimine ve ne kadar sürede yayılabileceği konusunda sorularımız var. Yani Amerika'nın New York'un işte efendim Brooklyn'e geleceği aşı miktarı ile New York'un efendim Albany kısmına gelecek aşı miktarı arasında da farklılıklar var. Çünkü o aşıyı kime vereceksiniz, ne kadara vereceksiniz, paralı mı vereceksiniz, parasız mı vereceksiniz? Ne kadar süre tekrar etmek zorundasınız ve ne kadar koruyuculuğu var? Bunların hiçbiri de daha oturulmuş ya da çözülebilecek bir durum değil. Böyle baktığımız zaman 1900'lerdeki olmayasımızın üzerine hareketliliği ve ekonomisi değişik tabanlarla oturulmuş yeni bir dünya düzenine bu tarz virüslerin etkisi daha fazla olur. Ve ne olacaktır? Hani yayılımı fazla olan, hareketliliği fazla olan bir toplumda zaten hala hazırda olmayan aşılama sistemleriyle ben bir fark göremiyorum. Yani döndüğünüz baktığınızda diğerinde aşı sistemi yoktu. Savaşın getirdiği o arbede ve askerilerin bir yerden bir yerlere gitmesiyle zaten yayılan vakaların aynısının bir daha birazcık daha değişik versiyonunu yaşıyoruz. Ve maalesef hani aşıdan sonra bile yapmanız gereken hala hazırda o maske sistemi ve sosyal izolasyon ya da sosyal sınır mesafe korumayı denemek ve uygulamak zorundasınız. Ve bir toplumun bir bölümünde ya da bir bölgesindeki diğer bölgesine etkileyen bir durumla karşı karşıyasınız. Ve dediğim gibi bu dönem ne bir yıl, ne 2 yıl, ne 3 yıl. Bu virüsün tek tek toplum sağlığı ya da bizde toplu hani bağışıklama dediğimiz duruma ulaşana kadar süreceğini varsayın ve bu maalesef ki işte aşılamalarla
belli risk gruplarını koruyacaksınız. Belki birazcık yani yaşlı grubunu, hastalıklı grubu, kanser tedavisi görüp immün sistemi düşük grubu, çok küçük bebişleri ya bebekleri onların immün sistemleri olmadığı için ya da çok yaşlıları onların da immün sistemleri azaldığı için belli risk gruplarını koruyabileceğiniz, yani ölümleri azaltmaya çalışabileceğiniz, fakat maalesef toplumun diğer bütün fertlerine yavaş yavaş yayılması söz konusu olan bir durumla karşı karşıyayız. Sadece hani matematiksel hesabını Bayezyan çarpımlarına göre yaparsanız 2-2,5 sene alıyor. Yani oradan evet. Oraya, oradan oraya, oradan oraya baktınız, oradan oraya yaptınız, bütün şey yaptınız. Dünyada kaç kişi, 10 milyar insan var. Afrika'daki kabileye kadar gidebilecek potansiyeli saydığınız, çünkü onlar en azından lokal oturuyorlar ama maalesef para dediğimiz bir durum var. Paraya da taşınabilen bir virüs ya da bir malzemeyle de gelebilen, paketle de gelebilen bir virüs olduğu için uzun süre sarfında Afrika'daki o klona bile de denk gelecektir. İşte onların hesabını yaptığınız zaman 2,5-3 seneye yakın bir süre bekleyin. Çünkü şöyle oldu, ne oldu? 6 ay, 7, 8. aydayız ve evet. 9. aydayız. İşte toplam olarak bayağı bir 3-4,5 değil mi? 4,5 milyon insanın enfekte olduğunu görün. Hani bunun matematik hesabı biraz kontrolleriyle birlikte yaklaşık 2-2,5 senede dünyanın hani yaklaşık %60'ına yakın bir bölgeye yayılabileceğini hesap edebiliriz. Bu sebeple de yani benim söylediğim şeylerin yani rakamların background yani arkası bilimsel olarak ve matematiksel olarak bakıldığında 2,5-3 sene ve onun da hani devamında da 4 seneye kadar gidiyor. Tekabül eder. Şimdi son olarak şöyle ifade etmek istiyorum. Aslında biz bu duyuruyu yaparken soruları mümkün mertebe tek tek size aktarmayı düşünüyorduk ama o kadar çok soru geldi ki şöyle bir şey yola gittik. Yani kategorize edelim. Şimdilik misafir olarak bizim programımızdasınız ama bundan sonra ev sahibi olarak sizleri ağırlayacağız. O süreç içerisinde soruları her programa yayarak ya da her görüşmemize yayarak paylaşalım dedik. Çünkü çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. İlk kategoride genelde gelen sorular şu şekilde. Benim ameliyatım var veya çocuğumun ameliyatı var. Bunlardan birisi mesela gelen sorularda şu var. Antrikol polip teşhisi konulan 7-8 yaşlarında bir çocuk. Ameliyat olacak. Acil ameliyat olması gerekiyor. Yani belki 2-3 ay içerisinde. Ama hani iptal ettirsek mi bu pandemi sürecindeki hastanelerin durumu malum. Ya da biraz ertelesek mi Nisan'ı Mayıs'ı? Hı. Ya hemen mi ameliyat ettirsek yolda bir soru var. Hı. Bir de dezenfektanlarla ilgili. Yani hı. Dezenfektan en basit indirgeyerek ifade edeyim. Bunun türü çeşidi var mı? Yoksa bu gelen sorular bağlamında ifade edeyim. Türü çeşidi var mı? Yoksa koronayı öldürür mü? Etkili mi ona karşı? İsterseniz bu iki kategorideki soruları cevaplayalım. Evet. Gerisini diğer programlara evet. Devam edelim. Okay. Birincisi ameliyat hangi grup ameliyatların erteleneceği, hangi grup ameliyatların ertelenemeyeceği. Bu sadece ve sadece iki faktöre bağlı. Bir, durumun ciddiyeti, özellikle hani vakanın ciddiyeti. İster istemez eğer vaka can tehdidi taşıyan bir durum içerisinde ise, örneğin apandisit gibi, ertelememek diye bir şey söz konusu olamıyor. Elektif denen, yani durumu düzeltilerek, sakinleştirerek, yani vakit vakit ile hazırlanarak yapılacak ameliyat grubuna ise iki yine faktör var. Bir, hastanelerin durumu ve operasyonu yapacak kişinin kararı. Yani daha doğrusu cerrahın kararı. Ben cerrahın kararı ve ameliyathanenin durumuna göre karar alınması taraftarıyım. Ve eğer bekletilebilecek bir durum ise beklemesinin, eğer hani tabii ki diyecek ki işte o ex cerrahı, ya ben şu an korona vakaları çok yüksek. Bir, ikincisi de ameliyathaneler kapalı. Çoğu zaman korona vakaları yüksek olduğu zaman acil durum ameliyatları dışında hiçbir ameliyat yapılmaz. İşte bu dediğim durum. Ve bu kesinlikle hastane yönetimi ve oradaki cerrahın ortak aracağı karardır. Çocuğumuz, o 7-8 yaşındaki çocuğumuzun durumuna karar verecek pediatrik cerrah
ve takip ettiği hastanenin koşuludur. Kesinlikle eğer bekletilebilecek bir durum ise ben beklenmesi taraftarıyım. Ama dediğim gibi eğer zaten daha önceden hali hazırda var verilen bir karar ise bu yine dediğim gibi cerrahın alacağı bir karar olacaktır. Ve o süre içerisinde kişilerin özellikle anne babalarının ve çocuklarının yine aynı şeyi söylüyormuş gibi oluyor ama hastaneler bu durumlara kendilerine ait bir protokolleri var. Hani nasıl atıyorum COVID'li hasta yani koronalı hasta nasıl alırız? Çocuğa yapılacak olan testler ve daha sonra takibinde yapılacak testler. Çünkü orada bulunuyor 2-3 hafta kalacak ya da 1 hafta kalacak ameliyat sonrası. Bu riski özellikle cerrah oturup bizzat anne babayla tartışmak zorunda. Ve ona göre grupça karar alacaklar. Bizim burada ben cerrah değilim ama cerrahi bölümdeki insanlar genel olarak bütün acil hastaları alırlar. Ve bu dönem en yoğunluklu pandeminin en cavcağlı merkez döneminde de böyleydi. Akut dediğimiz hani ani başlangıçlı ve insan hayatını tehdit edilecek herhangi bir cerrahi operasyon yapıldı. Ama takip edilerek ya da işte gün verilerek yapılacak olan bütün operasyonlarda 2,5-3 ay ertelendi. İnanın o bile çok zor bir durum. Çünkü 2,5-3 ay ertelenmek demek örneğin bir diz ameliyatının o kişinin evde kalıp daha çok şişmanlamasına sebebiyet vermesidir. Şekerinin artmasıdır, tansiyonun artmasıdır falan filan. Yani bir kararınızın yani ne derler iptal kararları aslında daha sonradan daha farklı hastalıkların oluşturduğu ve daha çok zorlaştırıldığı ya da kötüleştirildiği dönemlere sebebiyet veriyor. Türkiye şu an o durumda. Hastaneler dolu ve evet yani o COVID'li hastalarla dolu, koronalı hastalar dolu. Bence kesinlikle çocukların özellikle pediatrik grup çocuklarının ameliyatlarının yapılacağı hastaneler izole hastaneler hale getirmeli. Yani sırf onların olacağı pediatrik cerrahi hastanelerin olduğu yerlere o kişi mesela soran kişi için söylüyorum gidin danışılmasında fayda var. Yani yetişkinlerle aynı çatı altında harala gürele yapılmış bir hastaneden çok özellikle merkezi hastanelere yani yönlenmesinde fayda var. Yani hani orta ölçekli ve orta risk gruplu cerrahi operasyonlar tahmin ediyorum Türkiye'nin bu yoğunluklu vaka döneminde ertelenecektir. Sağlık Bakanlığı zaten bizim Sağlık Bakanlığımız bir noktada hızlı hareket edebiliyor yine de bilim kurullarıyla. Hani aniden kapatabiliyor. Okulları açacak da yine kapatma kararı aldı. Örneğin üniversiteler online devam ediyor sistemlerine. Yine de hani bir noktada Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ve kendi cerrahi ve o hastanenin grubuyla oturup hemen konuşmaları lazım insanların ne olacağına ilişkin. Bir de dezenfektan var. Dezenfektanlarda ben hep bizim kendi grubumuzun söylediğini söyleyeyim. Özellikle alkol içerikli dezenfektan grubunun çok da faydası yok. Yine alkol içerikli grup genelde bütün dezenfektanlar içerisinde %99 işte alkol yüzde artırılmış %85 ve üzeri alkol içeriği var. Evet bir faydası var yani kırma yoğunluklu elinizi bir hastaya dokundurduğunuz zaman alkol içerikliyle yapabiliyorsunuz ama yıkamanız sabun ile 20 saniye yıkamanız alkol ile alınmış o herhangi bir %50 alkollü yapılmış dezenfektanlardan çok daha fazla neredeyse etki. Tamamına yakın bir etki var. Ama 20 saniye vaktinizi 20-25 saniye en derin hani bölümlerine gelecek şekilde öyle yalap şap değil içeriye yani hani parmaklarınızı özellikle biz hep deriz cerrahi yıkama dediğimiz yöntem ile en çok parmakların iç bölgesi genelde yıkanmadan kalır. Çünkü hep elimizi bu şekilde yıkamaya alışmışızdır. Biz cerrahi yıkama sistemleri dediğimiz şu şekilde yani içine koyacak şekilde sabunu ve sabunun maruziyet süresini 20 saniyenin üzerinde tutacak şekilde yıkamanız gerekli. Ve özellikle de dirseklerinize kadar. Çünkü şu bölgesi insanların en pis olan bölgesidir. Eller yıkanmaya çalışılıyor. Fakat bölüm genelde bırakılır. Biz bilek kısmı özellikle ben hani yarı kola kadar
yoğunluklu bir şekilde, dediğimiz gibi neden cerrahlar hep böyle yeri kollarına kadar yaparlar? Çünkü tam bir temizlik için kolun, ön kolun yıkanması gerekir. Tam bir temizlik için. Ve cerrahi müdahale yapacak bütün her surgeon dediğimiz cerrahlarımızın hepsi ellerini aşağıya kadar yıkamaya özen gösterirler. Cerrahi incelikte itina ile 20 saniye sabun ile yıkamak. Bu kesinlikle sizin başınıza gelecek herhangi bir virüse. Şöyle de bir şey var. Daha yakın zamanda okudum. İngiltere'de yapılmış bir çalışma. Tabii histeri krizine yapar. Çünkü insanlar öyle bir yıkamaya geldiler ki artık hani her noktada, her saniye, her şekilde yıkadıkta egzamalar arttı, deri yüzülmeleri arttı. Ve maalesef vücudumuz aslında bizim diğer bakterilerle de yaşayan bir organımız, derimiz. Evet. Siz onu yıkadıkça, alkolle expose et, yani maruz bıraktıkça, her dakika başı o sanitizer dediğimiz bölümlerde yine alkole maruz bıraktıkça derinin daha farklı maalesef bakteri grubunu azdırıyorsunuz. Çünkü o derinin faunası, derinin florası daha doğrusu sizin bu yıkamalarınızla yok oluyor ve 3 gün sonra kıpkırmızı bir deri ve üzeri egzamalı bir deri, çatlamış bir deri, bütünlüğünün veya da o integrite dediğim bütünlüğünü kaybetmiş, yani yara almış bir deriyle karşı karşıyasınız. Oradan korona istediğiniz kadar yıkayın, daha da kötü geçecektir içeri ya da herhangi bir virüs ya da bakteri. O yüzden maruz kalındığı dönemlerde, özellikle dışarı çıkıp geldiğinizde, herhangi bir paketi karşıladığınızda ya da elinize şüpheli durumlarınızda 20 saniye güzel bir sabun ile, dediğim gibi çok derinlikli, güzel sanki bir cerrahi bir müdahaleye yapacakmışsınız gibi itinayla yıkadığınız el en önemli savunma mekanizması. Ve ben deterjanları, işte şu deterjanı alın, ben 500 defa bize hocam bizimki markamızda bir söyleseniz gibi bir durum da oldu. Evet. Bunu söylemek istemiyorum fakat, ama benim söylemeye çalıştığım şey çok basit fakat teknik olarak itinayla yapılmış temizlik yeterli. Dezenfektandan daha etkili diyorsunuz. Daha da etkili. Evet, sabunla yıkanmak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize onur ettiniz. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte sadece bir doktor değil, tıpla uğraşan bir insan değil, tıbbın sosyolojisi alanında hem kalem oynatan hem bu alanda çalışan bir insansınız. Bu anlamda aslında o kadar konuşulacak çok şey var ki pandemiyle alakalı. Emin olun meseleyi buradan alıp kurgusal dünyaya, Netflix dizilerine götürecek. Oradan size sorulacak sorular var. Oradan tartışılacak, konuşulacak konular var. Palimpsest programında sizlerle bunu süreç içerisinde birlikte tartışmayı, sizlerle birlikte sizden istifade etmeyi arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bize. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben sadece bir şey eklemek isterim devamı içinde. Evet, teşekkür ederim. Kalemim dedikçe aklıma yazdığım o günceyi getiriyorsunuz. Ben o günceyi kendime yazmadım. Arkadaşlarıma yazdım, sağlık çalışanlarına. Dil olsun diye. Üzüntülerini göstermek istedim. O dönemlerdeki yoğunluklu yaşadıkları üzüntüleri, kendi yaşadığımın dışında aslında o gördüğünüz hikayelerin çoğu sırf benim yaşadığım değil, yan tarafımdaki çalışan arkadaşımın da yaşadığı hikayeydi. Evet. Sadece ben sağ olsunlar hem gözlemci hem içinde bulunarak bunu yaptım. Fakat en çok üzüldüğüm o dönemlerde olan hemen bunun akabinde hani kız öğrencilerin ve de kız çocuklarımızın kaçırılması haberleri Mayıs'ta Türkiye'de çok artmıştı. Ve ben hep söylüyorum, ben bu günceyi yazarken arkada duyduğum Türkiye'deki haberlerden biridir. Bir çocuğun hani bulunamaması, sonra ölü bulunması vesaire. Ve bu beni çok yaraladı. Yani bir salgın içerisinde başka bir psikolojinin orada devam etmesi ve o kişinin de maalesef çocuklarımıza zararını dokunması. Ve ben o yüzden hani günceyi yazarken şunu dedim. Yani şu durum beni öldürmeden çıkarsam, ben bu işten, hani bu işten bana zarar gelmeden çıkarsa ve bu iş bitecek olursa, bu yazılan neyse, işte Günce ise, ismi Günce oldu, çocukların yararına gidecekti. Yani kız çocuklarımızın okutulması, her çocuğumuzun okutulması ama özellikle de hani çok zarar alan, yani zarar alan, gerek büyüdüğünde zarar alan, gerek büyütülürken zarar alan, gerek geride bırakılan, gerek hani daha çok kötüleşen durumlarıyla kız çocukların eğitimine gitsin
Ben hiçbir gelirini hep söylüyorum. Hani arkadaşlardan bazıları ya işte bu kadar koşuşturma içinde bu kitabı reklam için mi yaptı falan dendi. Ay çok üzüldüm. Ben hani hiç zaten reklam için öyle bir şey yapmak niyetinde de değildim. Fakat bildiğim tek şey gelirinin bir kuruşunun üzerime almayacağım yeminiydi. Ve hep söylüyorum alınacak dersler var. Sadece salgın dersleri değil, insanların beyninde salgından da daha kötü virüsler var. O virüslerin de temizlenmesi lazım. Umarım hani iyi bir eğitimle, iyi bir hani altyapıyla zaten yavaş yavaş bu tarz parazitik düşünceler çözülür yani. Hocam beyindeki virüsler demişken bunları sizlere tartışacağız. Çok soracağım sorular var. Şu sırada içinde bulunduğumuz gündemle yani toplumsal gündemi çok ciddi anlamda sarsan şeyler var. Aslında hesabımda planımda bu vardı ama çok vaktinizi almak istemedim. Bir sonraki buluşmalarımızda bunda, bu hususta sizinle istifade etmek istiyorum. Toplumsal bir mukayeseyle yani oradan New York'tan okyanus içerisi bu tarafı bir mukayeseyle götürerek. Çok teşekkür ediyorum hocam şimdilik. Çok çok sağ olun. Akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Görüyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik, geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz aslında bir tanesi daha var bu böyle baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu